Evet sevgili dostlar konsollarımız golvar.com'un ve Kayseri Özülü Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Fenerbahçemiz seriye ara vermedi. Milli maç arasından sonra da aldığı yerden devam etti. Yani milli ara sonrasında ligde Atakaş Hatay Sporu 4-2 mağlup etti. Golleri Şimanski, Usay Samuel, Edi Ceko ve İrfancan Can Kahveci kaydetti. Fenerbahçe bu sonuçla birlikte bu sezon 17. resmi maçını da arka arkaya ara vermeden kazanmış oldu. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren gol 7. dakikada Şimanski 15'te o Samuel 39 edin. Ceko 63'te İrfancan Can Kahveci'den geldi. Hatay Spor'un golleri olmadık. Frikik'ten 55. dakikada Ayüz'ü Gulam'dan. Ve faul atışının incelenmediği golde 90 artı 4'te Ryan Abit'ten geldi. Fenerbahçe Lig'de 9'da 9 yaparak liderliğini sürdürdü 27 puanla. Ve bu sezon Lig'de ilk kez Hatay Spor kaybetti. Çünkü Fenerbahçe ile bugüne kadar oynamamıştı. 14 puanda kaldı. Fenerbahçe Lig'de gelecek hafta Pendik Spor deplasmana gidecekken Sarlacivertliler devre arasında ee, devre arasında ne ya? Perşembe günü Fenerbahçe'miz sahasında konferans liginde Ludo ile karşı karşıya gelecek. Atay Spor'da sahasında Kayserispor'u yenecek. Çünkü bu futbol Kayserispor'u yenmeye yeter diye düşünüyorum. Ancak ee, tereddütler var. Şimdi onları da konuşacağım. İsmail Kartal'dan tek bir rütuş geldi arkadaşlar. Son oynanan Kasımpaşa maçına göre bir değişikliğe gitti. Osterbolde'yi kadroya almadı. Yani bir nevi Osterbolde kadro dışı kaldı bu maçta. Normal bir normal kazanılan maçtan sonra daha önce de söylediğim gibi hiçbir Allah'ın kulu demez ki lan şöyle olmuştu, böyle olmuştu. Şunu niye oynamadı? Bunu niye oynamadı? Demez. Çünkü kazanıldı o maç. Kazanılan maçtan sonra kimse yani aklı haksız çıkmaz. Bilginiz olsun. Şimdi ilk 11 şunu bunu geçtim. Cengiz 6 maç sonra kadroda sakatlığı vardı. Oyuna girdi. Perşembe günü muhtemelen %100 olarak da ilk 11'de izleriz. Solda Kenti, sağda Cengiz'i izleriz. Forvet'te de Batshuayi izleriz gibi geliyor bana. Fenerbahçe'de 5 eksik vardı. Serdar Aziz, Joshua King, Emre Mor oynayamadı. E, ee, topuğunda bir sakatlık varmış Mert Hakan'ın. Bilginiz olsun o da o yüzden kadroda yer almazken Osterwold'de de teknik heyet kararıyla yer almadı. Bazı arkadaşlar bana Ferdi'nin yerine olsaydı falan dediler ama oynayan Türklere bakarsanız Olay malum. Volkan Demirel'e sevgi gösterisinde bulunuldu. Şimdi bazı arkadaşlar bunun zoruna gitmiş maç öncesinde. Ya Volkan Fenerbahçe'nin evladı. Fenerbahçe'den sonra futbolu bırakmış. Fenerbahçe'nin efsanelerinden olmuş bir isim. Ya bu kadar abartmasak mı? Sonrasında Hatay Spor Özel Karşılama Hoş geldiniz e, pankartları falan. Hani evimize, evinize hoş geldiniz diye ve İsrail'e tepki Fenerbahçe taraftarı Gazze'deki zulme dur de yazılı pankart astı. Kahrolsun İsrail tezahüratları yapıldı. Ve maç bu şekilde gitti. Ancak Atay Spor ilk yarı şut atamazken ikinci yarı Fenerbahçe 3-0'ın verdiği rehavet. Lan Perşembe günü nasıl olsa maçımız var rehaveti. Lan milli arada döndük hız kesmeden devam ediyoruz rehaveti. Biraz afallattırdı. Fark 2'ye düştü 55'te. Ha Livakovic ufak tefek bir sakatlık yaşadı. Bir karşılaşmanın sonunda 5 dakika eklendi ama bence orada 3-4 dakika sadece sakatlıkta gitti. Ben bir Fenerbahçe olarak anlayamadım açıkçası o giden dakikayı. Değişiklikler şunlar, bunlar falan filan Cengiz geri döndü. Arkadaşlar dün ben canlı yayında kısaca söyledim ama inanmıyordum böyle bir şeyin olacağına. Galatasaray Galatasaraylı bazı arkadaşlar ya da bazı spor yazarları son dakika bilgisini vereyim. FF'ye bu maçın tekrarı için başvurmuş. Evet yanlış duymadınız. Bu maçta kural hatası var diye başvurmuşlar. Sebebini söyleyeyim arkadaşlar. Burak Bekaroğlu. Nasıl? Ne alaka hocam Burak Bekaroğlu? 69. dakikada Burak Bekaroğlu sarı kart gördü arkadaşlar. İlk yarıda hatırlarsanız 28. dakikada bir penaltı incelemesi yapıldı. Penaltı verildi ancak vardan döndü. 28'deki bu pozisyonda çekmeyi gerçekleştiren Burak Bekaroğlu'na sarı kart verilmişti. Ancak yayıncı kuruluşa yansıyan görüntülerde de görüldüğü üzere hakem kararından vazgeçti. Sarı kartını iptal etti. Bunu da gösterdi. Ve e, hani Fenerbahçe bu sonuçla birlikte hani sarı kart yemedi çocuk. Sonrasında 69'da da hak ettiği bir sarı kartı gördü. Ve Fenerbahçe'de hiç ses yani etmedi. Edilecek bir şey de yok. Galatasaraylılar başlamışlar. İşte Fenerbahçe'nin hakkı yendi. Bu maç tekrar edilsin falan. Maçın tekrarını izlemek istiyorsanız maçtan 24 saat geçtikten sonraki 0 00 0 Fenerbahçe TV'den izleyebilirsiniz. Hani insan izlemek istiyor tabii. Mesela düğünde işte kocası ne yapmış falan diye. izlemek isteyenler olabiliyor. Düğün videosunu tekrar tekrar. Siz izleyebilirsiniz yani bir gün sonra. Ya da izlemek istiyorsanız şunu izleyebilirsiniz. Puan tablosu. Ligin en çok gol atan takımıyız. Bugün kalemizde iki gol gördük. Gerçi bu video sabah yayınlanacak. Galatasaray'ın bir kere ligin en az gol yiyen takımıyız. Hadi yine iyisiniz bak. Bir konuda bizi yakalamış oldunuz. Mağlubiyet sayına sizde bu sıfır ne, ne zamana kadar devam edecek bilmiyorum ama Rabbim başınıza öyle bir bela versin ki bizi unutup başınızın derdine düşün. Beşiktaş Lig'e 9. haftada havlu attı mı? Bence 9. haftada Beşiktaş ligi havluyu attı. Hatta havlunun alasını da attı. Çünkü inişti çıkıştı grafikler. 9 haftada 5 galibiyet, bir beraberlik, 3 mağlubiyet baktığı zaman hemen hemen yarı yarıya gibi hani bir sonraki maçında kaybederse yarı yarıya kaybetmiş olacak. Yani Beşiktaş bence koptu yarıştan. Trabzonspor'u listede göremiyorum. Bir maçı eksik herhalde. 8 maçta. O da kazansa bile 15 puanda. Ama onlar tam yarı yarıya gidiyorlar. Bir kazanıp bir yeniliyorlar. Hatay Spor Lig'deki ilk mağlubiyetini aldı. Bakın. Yediği gol sayısı 11. Attığı gol 16. Yani çıkın. Çıkın attıklarını 14. 14'e 7 ile Fenerbahçe'nin sahasına geldiler. 2 kat gol atmayla. Ve Fenerbahçe maçı kazanmış oldu. Maçın bitiminde Fenerbahçe adına Selahattin Baki'nin açıklamaları vardı. Neydi Selahattin Maki'nin açıklaması? Selahattin Maki'den ziyade e, ne diyor bu ya? Erce kardeşler yağmur yağıyorken şemsiye almanıza gerek yok. Yağmur yağmıyor demenize de gerek yok diye. İlginç. Bu arada mesela Fenerbahçe kalecisi Livakovic'in yediği gollerde iki golde hani kaleci hatası diye değerlendirilirken Erce kardeşlerin yediği gol bilerek yedi olarak değerlendiriliyor. Bu da ilginç. Volkan Demirel Fenerbahçe'yi çok iyi analiz etmiştik. Bugün 5'li savunmayla başladık. Tamamen benim fikrim ama sahaya uymadı. Bazen tutmaz kötü hoca olursunuz. Tutunca iyi hoca olursunuz diye. Valla Fenerbahçe'ye açık söyleyeyim. Şu an hiçbir derbiye çıkmadı Fenerbahçe ama derbiye çıktıktan sonra siz de anlayacaksınız. Birçok takım ne yapacağını bilmez durumda. Onu da göreceksiniz. Selahattin Baki. Maçtan sonra zehir zemberek açıklamalar yaptı. Gerçekten de yani e, zehir zemberek. Mesela neler söyledi? Fenerbahçe lehine sürekli algılar sahtekarca yapılıyor. Bakın biz kendimize o kadar güveniyoruz ki etik kuruluna başvuruyoruz. Biz TFF'ye başvuruyoruz. Bizim başkanımız bu işler araştırılsın diye başvuruyor diyor. Şimdi düşünsene kendinden emin olan mı başvurur, olmayan mı? Kendine güvenen adamın Kendine güvenen camianın hareketleridir bunlar. Son olarak şunu söylüyorum. Eraziden kaçan hırsız ve korkaktır diyor. En başta neler söyledi? En başta Erdem Timur'a yüklendi. Hani kamuoyunun bu arkadaştan ilgilenmesi lazım dedi. Ama gel gör ki kimseden ses yok. O arkadaş diyor yani Erdem Timur'dan bahsediyor. Temsilciler üyesi bir beyefendinin Koç Holding çalışanı olduğunu söyledi. Basit bir araştırmayla kendisinin 3 senedir emekli olduğunu Koç Holding ile hiçbir alakası olmadığını gördük. Madem Koç Holding bu kadar rahatsızlık vesilesi bir bu camiada kendi yönetim kurullarında şu anda mevcut Koç Holding çalışan olan bir hanımefendi var. Hanımefendinin CV'sini Koç Holding'den bir holdinge çevirmişler. Yani hanımefendinin CV'sini değiştirecek kadar akıl tutulması yaşıyorlar. Şimdi ben Galatasaraylı bütün arkadaşlarıma söylüyorum. Ne diyorsunuz bu olaya? Yani CV'sinde Koç Holding yazanı değiştiren takımdan her türlü şey beklenir mi? Bence beklenir. Yani bence beklenir. Siz bu kadar kolay mı iftira atıyorsunuz? Onu da çok merak ediyorum. Şimdi diyorlar ki herkes Fenerbahçe. Şöyle, neydi onun adı? Şey, bu temsilcilerin mümkünse Fenerbahçe. Arkadaşlar dikkatinizden kaç diyor, kaçıyorum bilmiyorum ama diyor. EFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Galatasaray taraftarı kulüp üyesi. Hiç konuşan yok. Ya Zekeriya Beyaz da Galatasaray'ın kongre üyesi. Bilmiyorsanız öğrenin arkadaşlar. Hatta bir hanımefendiyle aynı gün oluyorlar. O hanımefendiyi de araştırın. Futbolun dışına çıkıyoruz ama bazı yalancı ve sahtekarca açıklamalar yapıldı. Bir kere daha artık bu şahsın söylediklerinin kamuoyunun ciddi anlamda sorgulaması gerekiyor diye hani konuşmanın başlangıcı böyleydi. Lale Orta olayı. Vahim iddia. Lale Orta'nın başkanımız Ali Koç'a var görüntüsü gönderdiğini iddia etti. Bir şey söyleyeyim mi size? Harbi harbi ben çok merak ediyorum. Nereye kadar sistem işlemeyecek? Ceza sistemi. Şu çok büyük ceza gerektir biliyor musunuz? Hem Sayın Lali Orta hem Başkanımız Ali Koç 5 dakika içinde şiddetle reddetti. TFF'ye de olayın araştırılmasına ilgili başvuruda bulundu. Başkanımız hukuki hak arayışını hafta içi yapacak. Bir yalan da burada var. Ciddi araştırılması gerekiyor. TFF Türk futbolunun madem ki amiri, Amir Ali, ya da aydınlatıcısı olacaklar ya da bu oyunun bir parçası olacaklar. Yani ya bu oyunun yani futbolun madem amiri Amir Ali ya aydınlatıcı olacaklar ya da bu oyunun bir parçası olacaklar diyor. Devam ediyorum bazı algıları var. Zamanında yok PFDK Fenerbahçe taraftarı Fenerbahçe formasıyla karar veriyormuş falan. Ya arkadaşlar hiç konuşmadığımız bir durum var. TFF Başkanı Sayın Büyükekşi Galatasaraylı yani onu bırakın resmi kulüp üyesi hiç konuşan yok. Artık kamuoyunun bu yalanlara bu sahtekarlıklara denezül etmemesi gerekiyor diyor. Transfer konularına girmeyecektim ama geçenlerde Erdem Timur beni aradı. Fred transferinden sonra. Açıklamayacaktım ama açıklama ihtiyacı hissediyorum. Bu önemlidir çünkü. Fred'den sonra ben bir açıklama yaptım. İki ayrı kişi hem Manchester United kulübüne hem Fred Arya'da kişi bozmaya çalış dedim. Bununla ilgili sanki hiç haberi yokmuş gibi bana telefon açıp ne olur bu isimleri ver bana dedi. İsimleri verin tanıyor musun dedim. Tanıyorum dedi. Ben böyle bir talimat vermedim dedi. Futbol transferinde bunların normal olduğunu söyledi. Ben 11 yıldır transfer yapıyorum bu kadar inisiyatifi kimse alamaz cevabını verdim. Yani kimse çıkıp da Erden Timur'un adını arıyorum demez. Büyük rezalet olur. Kimse yapmaz. Yaşanan şeyleri yaşanmamış gibi anlatıyor. Çok üzülüyorum. Alzheimer başlangıcı olabilir. Çok ciddi söylüyorum. Acil şifalar diliyorum diyor. Yani Alzheimer başlangıcı var sanırım. Olmamış şeyler olmuş gibi gösteriyor. Olan şeyler olmamış gibi gösteriyor. İstiyorsanız Galatasaray TV'ye çıkalım. Başkanlar çıksın, başkanınız çıkamıyorsa başkan vekiliniz çıksın ya da her kim istiyorsanız o çıksın. Ama çıksın biri dedik. Dört defa davet ettik ama karşımıza çıkamadılar. Yani Erdem Timur ne demişti? Teraziden kaçan hırsızdır demişti. Biz kendimize o kadar güveniyoruz ki. Çıkın dedik çıkmadılar diyor. Ve Selahattin Baki'nin son sözleri şu. Teraziden kaçan hırsızdır. Aynı zamanda da korkaktır diyor. Şimdi Galatasaraylı arkadaşların kıvrak zekaları, kıvrak işleri, kıvrak fikirleri, kıvrak cümleleri merak ediyorum ne olacak? Yani nasıl kıvıracaklar? Türkçesi bu. Ya nasıl kıvıracaklarını merak ediyorum. Ya lig tarihinde Fenerbahçe bir ilki gerçekleştirmiş. 9'da 9 yapmış. Bunu başaran hiçbir takım yok. Totalde 17'de 17 yapmış. Bunu başaran hiçbir takım yok lig tarihinde. Hani yok. Böyle bir şey yok lig tarihinde. 2009-2010 senesinde ilk 8 haftayı galibiyetle kapatıp 9. haftada mağlubiyet görmüş Fenerbahçe. Ama bu sezon 9'da 9. Ya çıkın bunları konuşun. Ve Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko Deplasman'da Galatasaray ekması 74-62 mağlup etti. Yani tıpkı şairin dediği gibi Galatasaray'a galip gelmenin branşı yoktur. Ben şunu söyleyeyim. Hocam buradan maç tekrarı falan çıkar mı? Saçmalamayın arkadaşlar. Max zeki adamısınız. Nereden maç tekrarı çıkar biliyor musunuz? Şuradan çıkar. Şu cümleyi kullanan kişiyi Galatasaray taraftarı yerin dibine sokmalı. Galatasaray taraftarı şu cümleyi kullanan kişiye öyle ağır cümleler kullanmalı ki yani kininiz, nefretiniz sizi buna sürüklemesin. Hatta bir ayeti kerime vardı ya. Bir topluma olan Kininiz e, neydi ayeti? Maide suresinin 8. ayeti. Ey iman edenler, Diyanetinkinden okuyayım arkadaşlar. Sonuçta orayı daha çok kabul ediyoruz. Ey iman edenler, Allah için hakkı ayakta tutun. Adaletle şahitlik eden kimseler olun. Herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin sizi adaletsizliğe davranmaya itmesin. Adaletli olun. Bu takvaya daha uygundur. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır diye. Yani ben Galatasaraylı arkadaşlara bunu söylüyorum. Adaleti ayakta tutun. Çünkü size de lazım olacak. Çıkıyor başkanınız, as başkanınız, cart başkanınız, jurt başkanınız algı yapıyor. Çıkın deyin ki kardeşim adamlar haklı. Adam seni her türlü kanala davet etti. Sen çıkmadın deyin. Bir kez de bunu konuşun be. Olmaz mı arkadaşlar? Ya çok muzur. Çıkın. Şu paylaşımı yapan dürrüğü bulun. Deyin ki ya arkadaş bu nasıl bir paylaşımdır? Ya bu Galatasaray ahlakına yakışmıyor deyin ha. Yakışıyorsa bilmem. Eğer Galatasaray ahlakına yakışıyorsa bu cümle siz yakıştırıyorsanız arkadaş sana ne biz Galatasaray ahlakı böyle bir şey diyorsanız Allah sizin de belanızı versin derim ben. Ne demek ya? Ya arkadaş ne demek ya? Ölen insanlarla resmen alay etmedir bu. Ya bunun insanlıkta yeri yoktur. Lütfen Galatasaraylı arkadaşlar spor futbol hepsi bir yana ama insanlığınızı lütfen koruyun adaletten şaşmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bu arada kanalımıza abone olup videoyu beğenebilirsiniz ve paylaşıp birçok kişinin izlemesini sağlayabilirsiniz.